Bu videoda 2009 model Mitsubishi Ranger aracının fren lambasının ledli fren lambası 3. fren lambası olarak geçmekte. Bunun tamiratını göstereceğim. Aslına bakarsanız çok da büyütülecek bir şey yok. Yalnız şöyle bir fiyat handikapı yaşıyorum ben. Normal şartlarda ben bunu tamir etmeyip de yedek parçacıdan temin etmeye çalıştığımda internet üzerinden baktığım fiyatlar 200'de 300 TL bandında değişiyor. Sistem aslında çok basit, standart fabrikasyon bir LED sistemi kurulmuş. Ben bunun içini açtım, tamiratını yaptım. Çok da büyük bir tamirat söz konusu değil. Ama herhangi bir arıza durumunda bunun değişimini yapmaktansa bu şekilde ev ortamında söküp siz de tamirini rahatlıkla yapabilirsiniz. 250-300 liraya yedek parça temin etmektense aynı zamanda bunun değişim ücretiyle beraber yine bir 20-30 lirada değişim ücreti çıkar. 300 küsür lirayı sokağa atmak yerine neredeyse bedavalı olan bir operasyonla 3. fren lambamızı, ledli lambamızı tamir edebiliriz. Şimdi gelin ilk önce nasıl sökülüyor, ne şekilde tamir ediliyor bir bakalım. Bir de benim led sistemimdeki arıza neymiş onu da bir gözlemleyelim. Benim aracım Mitsubishi Lancer 2009 model 1.5. Standart 2009 ile 2011 arasında olarak gösteriyor yedek parçaya baktığımda. Üst modellerinde bilmiyorum ya da altlarında kullanılıyor mu bilmiyorum ama 2009 öncesi, 2008 öncesi kasalarda bildiğim kadarıyla bu LED 3. far LED sistemi kullanılmamakta. Bu bagaj kapağının hemen üst tarafında bu frene bastığınız anda 3. fren lambası olarak geçmekte. İçerisinde bir LED sistemi mevcut. Çok kolay bir söküm var. Ben araçtan sökümünü ilerleyen videolarda gösterebilirim. Zaten çok basit. İnternetten de bulabilirsiniz siz. Birkaç tane elinizle sökebileceğiniz pin var orada. O pinleri çıkardıktan sonra şu kenarlarda gördüğünüz herhalde 12 ya da 10 anahtarla rahatlıkla iki tarafından sökümü gerçekleşiyor. Ben şu anda biraz modifiye ettim bunu. Söktükten sonra anca çekebildim. Şu şekilde. Şunu şöyle yapalım. Şu şekilde üstünde. Bunda dikkat edilmesi gereken kısım şu. Şimdi şurada anahtarları var gibi gözüküyor ama ben bu anahtarları yani buradaki pim, oturan pimi bulamadım. Şu şekilde sistem tasarlanmış anladığım kadarıyla. Bunlar sadece sağa sola kaymaması için destek şeklinde tasarlanmış. Buraya güçlü bir yapıştırıcıyla dışarıdaki şeffaf yüzey yapıştırılmış. Bunu hava üfleme cihazıyla öncelikle şu kenarları ısıtmanız gerekiyor. Bir ona bakalım. Ben söktüğüm için sadece simülasyon olarak göstereceğim. Cihazımı 259 derece ayarladım. 250 civarları yeterlidir. Şu an üfleme yapıyor. Gelin bakalım nasıl sökeceğiz. Öncelikle ben daha önce sökmüş olduğum için şu anda ayrık ama ben simüle edeceğim sadece. Bu buraya kapalı. Ciddi bir yapıştırıcı kullanılmış. Öyle sökmeye kalktığımda kırılmaya başlıyor. O yüzden öncelikle şu şekilde ısıtmam gerekiyor. Şu arkadaki alanlardan ısıtmaya başlayın. Şuradaki sert olan yüzeylerden ısıtmaya başlayın. Yalnız çok fazla ısıtmayın. Kendi içindeki plastiğe de yani şu yüzey plastiğine de zarar vermeyin. Yaklaşık bir dakika falan ısınma yeterli olacaktır. Daha sonra ince bir tornavida ya da bu telefon sökmek için kullanılan aparatlardan da kullanabilirsiniz. O aparatları kullanarak buraları ısıtarak yavaş yavaş sökümünü gerçekleştiriyoruz. Söküm işlemi bittikten sonra bu parçamızı bir kenara alalım. Daha sonra tekrar yapıştırarak takacağız bu parçamızı. Öncelikle ben bunun kaç voltla beslendiğini öğrenmem gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi 13.5 volt, 3.1 watt olarak söylenilmiş bana değerler. Yani ben 16 volt, 17 volt, 18 volt vermeyeceğim buna. Maksimum 13.5 volt vereceğim. Düşük vermek her zaman daha mantıklıdır. O yüzden standart 12 volt kullanalım biz. Ben araçta ölçtüğümde voltajı 13.8, 13.9 gibi bir değer çıkmıştı bana ama bu tabi yük altında değişecektir. Evet, gerekli bağlantıların nasıl yapıldığını da ben göstereyim size. Bu arkada bir tane soketi var bunun artı ve eksi girişi olarak ama aracın üzerinden bakmadığınız sürece tabii artı eksi yönünü bilinmiyor. O yüzden ben içini açtıktan sonra şu devre üzerinde yüzeye bakıyorum. Şu anda çok net görünebileceğini düşünmüyorum ama şöyle yine de bir deneyeyim. Siyah olan kabloda gördüğünüz siyah kablo şu anda eksiye bağlı. Şurada eksiye bağlı. Hemen yanında da bir eksi işareti var. Şu sarı kablonun buradan gözükmüyor. Sarı kablonun yanında da çok küçük bir artı işareti var. Yani ben eksiyi sağ tarafta şu siyah kabloyla vereceğim. Artımı da şu sarı kabloyla vereceğim. Ben
şu arkadan soketi bozmamak için önden lehim yerlerine şöyle pinler bağladım. Yani şu pinlerden jumperlar bağladım. Bu jumperlar üzerinden lehimledim voltajı verebilmek için. Şimdi ben voltajı verdiğimde çalışacak çünkü ben tamirini bitirdim. Ama olası arızayı ve basit tamir yöntemini göstereceğim ben size. Şimdi bir voltajımızı verelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi yandı ledlerim, herhangi bir sorun yok. Tekrar bırakalım bir voltajı elimizden. Şimdi ben ilk bunu açtığımda, voltajı verdiğimde herhangi bir tepkime vesaire gözlemlenmiyordu. Böyle led devrelerinde, basit devrelerde zaten ben bu ledlerin kaçta çalıştığını biliyorum. Tahminim 12 voltla çalışıyordur. Yani çok ekstrem bir şey, sıkıntı yoktur. Ya da işte 9 volt veya 5 voltla çalışıyorsa da üzerinde voltaj bölücü devre kullanılmıştır. Şimdi sıkıntı şurada, fabrikasyondan çıkarken şu kenarlarda görmüş olduğunuz burada oturma pimleri var. Bu pimler plastik. Yani bu yüzey ve devre buna oturtulduktan sonra şu plastik iç yüzeye tekrar çıkarılmaması için anladığım kadarıyla ya da çıkarılırsa sistem bozulacaktır. O yüzden şöyle plastik eriterek şöyle pimlerin üzerine oturtulmuş. Yani herhangi bir vida vesaire yok. Yani siz bu pimleri teker teker buradan eritip sökmediğiniz sürece komple devreyi dışarı çıkartamıyorsunuz. Ledlerimiz toplam 6 tane. Devremiz de arkada. Ben ilk voltaj verdiğimde herhangi bir tepkime ile karşılaşmadım. Fakat böyle basit bir devrede ya ledler yanmıştır. Ki bu ledlerin ömrü genelde çok uzun oluyor. O yüzden işte 10 sene civarında bir durumda bu ledlerin yanma olasılığı çok yüksek değil bana sorarsanız. O yüzden ledleri öncelikle ölçebilirdik. Fakat ben ledleri ölçmedim. Videonun sonunda ledleri de ne şekilde ölçeceğimi, zaten standart diyot mantığıyla çalışır ledler. Onları gösterebilirim. Aynı zamanda siz ledlerin ne şekilde ölçüleceğini, sağlam mı, yanık mı olduğunu da bulabilirsiniz. Şimdi bunun arızasına gelelim. Arıza şuydu. Ben verdiğimde çalışmadı. Daha sonra bu lehimlerimi yaptım. Ve devrede şu an ulaşamadığım için devreye lehimlerini yenilemek istedim. En fazla bir soğuk lehim vesaire bir durum vardır diye düşündüm zaten. Ledlerim faaldi, herhangi bir sıkıntım yoktu. O yüzden soğuk lehim mi değil mi diye şöyle biraz devremle şu şekilde güç kullanarak, çok hafif bir güç kullanarak oynamaya çalıştım. Yani temassızlık var mı yok mu? Oynama esnasında ledlerimin yanıp söndüğünü gördüm. Bunda da anlayacağımız üzere içeride bir temassızlık durumu var. O yüzden ledler temas ettiği sürece yanıyor. Yani bir soğuk lehim var. Lehim çatlaması yaşanmış. O yüzden siz bir kuvvet uyguladığınızda dış bir kuvvet bu temas ettiriyor ve ledlerimizi yakıyordu. Şimdi burada sistem şu şekilde. Artı ve eksi bacaklar şuradaki metal plakalarla sağlanmış. Şurada görmüş olduğunuz bu artı mı eksi mi bilmiyorum artık, devreyi takip etmedim ben. İki tane giriş gözlemleyeceğim ben. Devreden çıkış, ledlere giriş gözlemleyeceğim. Bir tanesi şuradaydı. Ötekisi de şuradaydı, şu kısımdı. Şimdi ben bunların aslında bunu çıkartıp üst taraftan lehimleme yapmam gerekiyordu ama çıkarmak zor olduğu için içeriden uzun süreli bir lehim yaptım. Tekrar simli olarak göstereceğim ben bunu. Şu anda çalışır cihazı ellemeyeceğim. Simli olarak şuradan şu havyamı yaklaşık işte 350-400 derece arasında devamlı olarak hafiften de lehim pastasıyla ve lehimle besleyerek şuradan buradaki lehimleri yeniledim. Yeniledikten sonra devremi tekrar çalıştırdım ve herhangi bir sıkıntı olmadığını, gayet sistematik bir şekilde, gayet düzenli bir şekilde çalıştığını gözlemledim. Şimdi tekrar bir voltaj verelim bakalım ne durumdaymış. Evet, görmüş olduğunuz gibi yanıyor. Sistemin soğuk lehimi giderildikten sonra gayet güzel bir şekilde çalıştığını gözlemledim. Şimdi ben bunu tekrar kapatacağım sizle beraber. Bir tane yapıştırıcı kullanacağız bunun için. Daha sonra da arabamıza monte edeceğiz. Arabaya monte etme kısmını çok gösteremeyebilirim. Fakat bunu da internette vesaire zaten bulabilirsiniz. Çok basit bu kısım. Görmüş olduğunuz gibi bir soğuk lehim bize 300 liraya mal olabilirdi. Ama hiç buna gerek yok. Çok ev şartlarında yani gelip bunu buradan ayırarak, deneyerek yapabilirsiniz. 3.1 watt diyor. Eğer sizde power supply vesaire bir şey yoksa işte 2 amper civarında bir adaptörle de bu işi yapabilirsiniz. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şu anda çalışır durumdaydı. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Fakat ben bu soğuk lehime karşı nasıl koruyabilirim ilerleyen zamanda? Çok kaliteli bir lehim makinesi ve lehim teli pasta kullanarak bu soğuk lehimlerin kaliteli lehim usulleriyle önüne geçilebilir.
Ama zaman içerisinde hareket, oynama vesaire durumlarından dolayı, işte soğuk sıcak farklılıklarından dolayı soğuk lehim ihtimali her zaman ortada. Bunu aza indirebilmek hiçbir zaman giderilemeyecektir tam anlamıyla. Fakat aza indirmek için şöyle bir şey aklıma geldi benim. Şimdi şunlar birbirini ters taraflarında kalıyorlar. Eğer ben şurada görmüş olduğunuz boşluğa plastik bir parçayla destek atabilirsem, yani şu içerideki yeşil gördüğünüz devre ve dışarıdaki metal plakaya böyle dışarı doğru bir kuvvet uygulayabilirsem şu içeriden, bu şuna sebep olacaktır. Herhangi bir çatlama vesaire, soğuk lehim durumunda tekrar o aldığı dış mukavemetle birbirine yapışma ihtimali olacaktır. O yüzden şimdi ben şuradaki devre ve metal plastik arasına şu görmüş olduğunuz sünger bir bant. Sünger bantın iç tarafına, evet iç tarafına biraz sonra bir tane küçük 3 boyutlu yazıdan bir parça çıkaracağım ben. Siz herhangi bir plastik keserek de yapabilirsiniz bunu. İçine saracağım. İçine sardıktan sonra da şuradaki iç tarafa sokacağım ve demir tabaka ile arkadaki devreyi birbirinden dışarı doğru birbirinin tersi istikametinde ittirmeyi sağlayacağım. Bu da herhangi bir soğuk lehim ya da işte lehim çatlaması durumunda bana ekstradan bir güvenlik tedbiri sağlayacak. Bandımızdan çok küçük bir parça keselim öncelikle. Şöyle bir parça yeterli olacaktır. Şu görmüş olduğunuz parçayı kestik. Şimdi bu görmüş olduğunuz parçayı katlayın. Bu çok mu yararlı olacak? O kadar da aşırı derecede aslına bakarsanız yararlı olmayacaktır. Ama hiç yoktan iyidir. Yine bunu da bir tedbir olarak biz yapalım. Uzun süreli gitmesi için dua edeceğiz artık. Şu kısmı ben yapmıştım. Oradan bant ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Şu arada sarımtırak gördüğünüz o lehim yerine bir bant soktum. Aynı şekilde şu görmüş olduğunuz lehim yerine de arasına, arka tarafına doğru bant sokacağız ki hafiften bir mukavemet sağlasın. Çok düşük bir mukavemet olacak ama ayırma işlemi olacak ama yine de yapmış olalım. İşlemi bitirdikten sonra da kapatıp arka pininden tekrar voltaj verip en sonunda bir deneyelim. Evet, şuradaki bantlama işlemini de ben bitirdim. Şu an çok gözükmüyor. Arka tarafına şurada gördüğünüz çok az bir sarılık. Oraya bir bandımı tekrar yerleştirdim. Şimdi bu lehimleri vesaire yüzeyi koruması için, tabii çok uzun süreli olmayacaktır ama şu görmüş olduğunuz meşhur WD-40'ı da uygulayalım şöyle. Şöyle komple de ben bir uygulayayım. Evet, bu uygulama işlemi bittikten sonra alalım peçeteyi. Şöyle hafiften bir devrenin üzerinden vesaireden şöyle bir geçelim. Tamam. Şimdi son bir kez daha şunun üzerinden voltaj verelim. Daha sonra yapıştırıcı sürüp üstünü kapatalım. Evet, tekrar kontrol ettiğimizde görmüş olduğunuz gibi herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Gayet stabil bir şekilde yanıyor. Şimdi arka soketten deneyeceğiz. Daha sonra kapatın. Evet, şu şekilde arka soketine ben artı ve eksi birbirine temas etmeyecek şekilde girdim. Ona dikkat edin, arka soket biraz ufak, artı ve eksi birbirine temas etmesin. Etme ihtimali yüksek. Taktıktan sonra voltaj vermeden önce bir multimetre yardımıyla kısa devrede ilk önce bir ölçün. Daha sonra voltajınızı verin. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi şuradaki solüsyonumuzu sürelim. Daha sonra kapağını kapatıp kurumak için bekletelim. Öncelikle solüsyon sürülecek yüzeyi alkol bazlı, yani kolonya vesaire maddeyle temizleyelim. Şimdi solüsyon sürme zamanı geldi. Şu görmüş olduğunuz cep telefonlarını dış taraflarını yapıştırmak için kullanılıyor. İç tarafını, yani birbirine temas ettiği yüzeyi bununla yapacağım. Siz plastik için kullanılan hızlı yapıştırıcılar kullanabilirsiniz bunun için. Dikkatli bir şekilde yapın bu işlemi. Ama ben bununla yapacağım. Yapıştırma işlemi bittikten sonra dış düzeyinde hafiften silikonla döneceğim. O dış taraftaki silikon içinde Dyson benzeri bir silikon seçebilirsiniz. Bu durumda zaten herhangi bir açılma vesaire bir nefesleme durumu hiç yaşanmayacaktır. Şimdi ben ilk önce bunu bir süreyim. Evet, yapıştırma işlemi bitti. İç taraftan o silikon bazlı değil, bali bazlı anladığım kadarıyla öyle bir hissiyatı var. Telefon yapıştırıcısının yapıştırıcısıyla iç tarafını döndüm. Herhangi bir sıkıntısı yok şu anda. Tabii yaklaşık işte yarım gün, bir gün civarı kurması için, iyice sağlamlaşması için bir bekleme ihtiyacı var. Şimdi de silikon kullanarak bir kere daha çevresini döneceğim ben bunun. Daha sonra son olarak test edeceğiz ve işlemi bitireceğiz.
Evet, ev şartlarında artık şu şekilde silikonla bu işlemi yapmamız gerekiyor. Şöyle silikonumuza dönelim. Daha sonra 5-6 saat civarında bu sistem bu şekilde kalsın. En son şöyle bir lastik çıkması gerekiyor. Bu lastik de şuradaki üst taraftan şu görmüş olduğunuz kareli yeri dönen bir lastik. En son bunu da takıp arabamıza takacağız. Şimdi şunu bir uygulayalım. En son bir deneyelim. En son bütün işlemleri bitirdik. Şuradaki çevresini silikonlama işlemini de bitirdik. Şimdi şu daha önce bahsetmiş olduğum lastiği şunun üzerine geçirme kaldı. Şurada görmüş olduğunuz pimler var. Bu pimler birbirine denk gelecek şekilde sadece üzerine oturtacağız. Bu lastik gevremişti. Ben bunu VD40 ile biraz yumuşattım. O işlemi de yapabilirsiniz. Şöyle üst taraftan bastırdığınızda zaten yerine oturuyor. Evet, lastiği de taktık yerine. Herhangi bir sıkıntı yok. Arkadan da direkt soketlerinden voltajını ben bir vereyim. Evet, lastiğimizi taktık. Daha sonra voltajımızı verdik soketler üzerinden. Görmüş olduğunuz gibi şu an 12.2 volt veriyorum ben. Hatta şöyle size göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi 50 miliamper seviyelerinde bir çekiş var. İstenilen akü voltajını bir verelim bakalım. 13.8 diyelim biz. Yaklaşık kaç amper? İşte 70 miliamper civarında bir çekiş var. O da gayet güzel bir çekiş. Zaten ledlerde biliyorsunuz düşük oluyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bütün işlemimizi tamamladık. Tekrar yeniledik aslında bir yerde. Tek handikap, orijinal bir dış solüsyon bulunabilirse eğer, yapıştırıcı bulunabilirse eğer çok daha sağlam bir şey çıkarabiliriz. Şimdi ben ilk önce iki tane yapıştırıcı kullandım daha sağlam olsun diye. Ama ister istemez dışındaki silikon zamanla atabilir. Ya da içerisindeki bali bazlı yapıştırıcı zamanla giderebilir. Bu da içeri nem vesaire almasına sebep olabilir. Bu bizim için, elektronik cihazlar için sıkıntılı bir süreç. O aklınızda olsun. Yani orijinal bir yapıştırıcı bulabilirseniz, sağlam bir yapıştırıcı, komple etrafını o yapıştırıcıya dönün. Özellikle Dyson bazlı bir yapıştırıcısı varsa, benim elimde şu an yoktu, o yüzden kullanamadım. Çevresini onunla hava almayacak şekilde, emin olacak şekilde dönün. Bu şekilde Lancer 1.5 2009 model aracımızın 3. fren lambasını tamir etmiş olduk. Söylediğim gibi aslında arıza çok basitti. Yani iki tane uç birbirine sadece temas etmiyordu. O kadar basitti. Ama içini açtık vesaire, işte tekrar yeniledik falan. Bu da bizi 200-300 lira vermekten kurtardı. Kendinize iyi bakın.